Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men vela. Allah subhanahu ve teala İmam Muhasibinin Risaletul Mustershidin, yani doğru yol isteyenler için Risale eserlerini okul ikenimiz ondan menfaat versin. Bu kişinin ilimlerinden bize menfaat versin. Kalbimizde caylansın ilahim, hayatımızda tatbik borusunu o da ağzı nasip etsin. Çünkü ilim, eğer amelge aşması, ne fakat semere vermedi. İnsanın ziyanına hüccet bulur. Allah amelini nasip etsin. Ötken seferki derste bu kişi, İmam Muhasibi, bir hadisini başlayıp, o cinden bir parça keltirip, tüketkendik sohbetini. Sohbetinin akımı aslı, kamil mu'min buluş için kişi kitab-ı sünnet ve imamlarını yolları geri geçirerek dediler. Onda ve enne hâdâ sirâti müstakîmen ayeti ve aleykum bi sünneti hadis-i şeriflerini delil kıldılar. Aleykum bi sünneti hadisi de aleykum degeni ilzemu degen. Aleykum bi sünneti ilzemu sünneti degen. Sünnetimni özünüzge lazım tutun. Sünnetimni sünnetimden ayrılmak degen. Söyleyeyim. Bu amirini, buyruğunu bildirdi. Buyruk vaciblikini tekaza kıladı. Kardeş, şeriat nususları da buyruk gelse, vaciblikini tekaza kıladı. Şunu kılış şart buladı. Fakat yine bir karine diyemiz, yani bir arada bir alamet, bilgi bulup onu vaciblikten çürüşü mümkün. Bu mesela vacib buluş gereği buladı. Demek ilzemu sünneti hadisi ham vacibini bildiredi. Vaciblikten çüredigen işare kılıcı karine yok. Alamet yok. Belki takitleyen, onu takitleyen sözler var. Temessekü addu mahkem üşen çilen digen okşigen ve iyyakum ve muhdesatil umur onun mukabilede yenge payda kılıngen yani umur mukabilede payda kılıngen nerselerini, sünneti hılaf payda kılıngen nerselerini o şeylerden ihtiyat bulun deyip ayetişti. Birinci aleykum sözü ilzemu degen buyruk vacibini tekaza kılışını bildiler. Bu degeni terk kılgen adam günahkar buladı, becergen adam savab oladı degen. Vacib degen. Şimdi üçüncü ayetip geldiler de ki kitab-ı sünnetke amel kılış kanı kabul edilse kitabke amel kılış onun hükümlerine buysunuz. İman keltiriş bilen buladı. Kim şunu yaxşı becere alsa Allah Teala onu zulmetlerden nur geç kalır dediler. Kim bu narsanı ajratish uchun kişide akıl fahim buluş gerek, Allah'ını düşünüş gerek. Dediler de kim bu fahim ve akılge kim erişedi dese amellerini müstahkem doğru kıla algen ve şubhelerden uzunu saklay algen kişiler bunge erişe aladılar degen sözünü etti de. Şimdi şubhelerden özünü pak tutuş lazımlığını bildiriş için el halalu beyin ve el haramu beyin ve beynehuma umurun müştebihat degen hadis-i şerifine aitip biz şu bilen sözünü tüyettik ki bir sefer. Devamında bu kişi tarkuha hayrun min ahziha deyip koygen. Kitapta ve beynehuma umurun müştebihat degenden ki tarkuha hayrun min akhziha. O narsalarını şubhali narsalarını. Onlarga qo'l urgandan ko'ra ularni tark qilgan yaxshiroq deb qo'ydilar. Bu cümle hadisdan emas. Bu muallifning o'zining jumlasi. Mushtabihat kecha bo'lgani hadis sharifdan. Bu hadisning asli butuni Arba'in Navaviyda keladi, Buxoriy rivoyatlarida, Muslim rivoyatlarida, Termiziy rivoyatlarida keladi. Hadis-i şeriften fayda bütün bosun için, maksadını düşünüş için hadis-i şerifini bütün aytıp koyarız. Agarçi Arba'in'de şahla botulgen bosayan, bu yerde hem bu kitapta taalluku var, mavzuge, takvage taalluku var, aytıp otamız. Bu kişi ne demek ki? Aynı şimdi şu hallerden toktalsa, kişi uzunun toktalsa, toktalsa, takva kılsa, şu kişiye Allah Ta'ala Allah'ın düşünüşünü ilham kıladı. El-fahmu anillah, Allah'ını düşünü alış. Allah-u Teala'nın düşünüş kaydı mı düşünüyoruz? Yok. İki kitabıdan düşünemiz.
Kitab-ı mestur, kitab-ı menzur. Mestur kitap kaysa? Kur'an-ı Kerim. Menzur kitap kaysa? Menzur diyeni karab örgenle diyen diyen. Menzur kitap kaysa? Bu bütün varlık. Bütün varlık Allah'ın kitabı hesaplanır. Bir gül hakkındaki şiirde ayetilgen dedik. Biz şiirimiz vardı. O şimdi dedim her yaprağın sanat nişanı. Gülge kadar ayeti yaptı. Her yaprağın sanat nişanı. Her bitti belgenin kalesiyiz gülünü. O da kette sanat var. O da kette ilim var. Berk de uzdu. Kette ilim. Cüdeyim kette kudret, maharet var. Berk ne uzun kalın da. O da nefis. O da dakik şekillendirilgen o her dedim her yaprağın sanat nişanı dese gül cevap verdi ki dedi her biri bağban dostanı dedi. Bağban yani Allah Ta'ala bağını yaratıcı. Şunu dostanı yani Allah Ta'ala'nın bitkileri bular özünü tanıtken. Adı mesela bana şu adı bir kubbe dediğimiz yani stekanını alıp hale ediyorum bu ses. Şu bitti stekanını o'zi hosil bo'lishi uchun, istakan paydo bo'lishi uchun bilasizmi qancha ilm, qancha aql sarflangan? Bizga oddiy tuyuladi bu. Shuni istakanni paydo bo'lishiga o'ta eng masalan hozir qo'limizdagi buyumlarning orasida eng soddasi bo'lishi mumkin. Lekin shunda qancha ilm bor? Birinchidan, uni hajmi insonga moslangan, masalan, chelak emas, deylik qo'lga beriladigan. Insonga moslangan kichkina insonning hajmiga moslangan. Demak, buni ishlagan odam insonning hajmini yaxshi bilgan. Shuningdek, og'izga solsangiz, masalan, og'izda atrofidan to'kilib ketmaydi. Og'izdan buni olib ichsangiz, labingizni burchagiga o'rnaydi. Atrofidan to'kilib chelakni ichib ko'ringda. Katta chelakni ushlab suv ichib ko'ring, atrofdan to'kilib oqib ketadi. Demak, buni yasayotgan odam insonning og'zini ham o'lchagan. Bunda demak, insonning qo'lini ilmi bor. Qo'li qanaqa bo'ladi inson? Labi kengligi ilmi bor. Shuningdek inson odat inson oshqozonni qancha urishini ham ilmi bor. Chunki agar inson masalan otga o'xshab yoki tuyaga o'xshab yoki katta hayvonlarga o'xshab chelak-chelak ichadigan bo'lganda bu kubbaya bilan to'ydirib bo'lmardi. Unga katta narsa ulash kerak bo'lardi yoki katta idish qilish kerak bo'lardi. Insonni tana hajmi suv talab qilish miqdoriga kifoya qiladigan hajm. Piyala ham kichiroq, piyala kichiroq, kosa kattaroq. Shu ikkita mana miqdorni o'rtasida yuradi. Keyin buni qarasangiz, issiq quysangiz yorilib ketmaydi, demak, issiq suvga sovuq suvga eriydigan qilingan. Bunga ham ilm kerak. Bunga issiqligini ilmi, sovuq suvni ilmi kerak. Qarasangiz, bu stakanda ich ko'rinib turibdi suvni. Suv ko'rinib turibdi. Shunday chiroyli ko'rinishi uchun buni shaffof qilishga ham alohida ilm ketgan. Nima qilsa shunaqa shaffof tiniq bo'ladi, birorta dog'i yo'q. Sop ham qo'yib qo'ygan bunga masalan. Bobodagi suv quygan paytida qo'l ushlasa kuymasin uchun sop ham qo'yib qo'yilgan. Og'zi ostidan ko'ra kengroq, tezroq sovushligi uchun. Masalan, va hokazo. Bu bir qancha ilmlardan bitta shu eng ko'zimizga sodda ko'ringan stakan paydo bo'lishi uchun endi buni moddasi shunchalik erimaydigan, sinmaydigan bo'lishi uchun unga yana alohida ilm ketgan. Juda kattagina, yaxshigina ilm bilan hosil bo'ladi. Faqat bu zarra-zarra yig'ilib, oldingi eski ma'lumotlarning tepasiga yangisi yig'ilib tuzilgani uchun buni yasayotganlar uchun oddiy ko'rinishi mumkin. Bitta stakanda shuncha bo'lgandan keyin boshqa mahluqotlarni yaratilishida ham albatta ilm kerak u. Daraxtni birov o'stirayotgani yo'q u, borib. Shuni Alloh o'stiryapti. Barkini birov yasayotgani yo'q, Alloh chiqaryapti. Demak, o'sha barkni yasayotgan zotda o'ta katta ilm bo'lishi kerak. Ana shuncha aytadiki, dedi, har biri bog'bon dostoni. Demak, manzur kitob bor, mastur kitob bor. Satrlardagi kitob va nazar solinadigan kitob. Koinot va Allohning kalom. Kelasidan Alloh taoloni tanib fahmlay olasiz. Shuningdek, borliqdagi boshqaruvdan ham Allohni tanib olsa bo'ladi. Faqat uni Allohni tushunish uchun, tanish uchun kishida qalb toza bo'lishi kerak. Shunga aytyaptilarki, u Allohni tushunadigan kalomini o'qib Allohni tanish uchun, mahluqotlarini ko'rib Allohni tushuna olish uchun kishiga taqvo kerak. Taqvoni birinchi
gözle görünen yeri şubhalardan özünü saklaş. Şunun için al-halalu beyin ve al-haramu beyin hadisini getirdiler. Hadis-i şerifini Nu'man ibn-i Beşir'den rivayet kılınken, yukarıda etken muhaddisler, hadis-i şerifini toluk şekilde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam etkenler ki, al-halalu beyin ve al-haramu beyin. Halal açık aydın. Haram hem açık aydın. Allah haram kıyan meselesine et koygen, falan içimlikler, falan yemekler, falan hayvanının göçü, et koygen anık kılıp. Yani ki, halal haram degende fakat terkibideki halal haramlık emez. Onu kesip kılıçdaki halal haramlık en var. Olmayan haram buluşu mümkün. Eğer uğurla valingen bu. Su haram buluşu mümkün. Bir kultum su. Egesinden soraksız alingen bu. Razı kımasından alingen bu. Hatta ki, bir orta hizmet, mesela deyirik bir anı hizmetten faydalanış, bir anı hizmetten faydalanış. Uyan haram buluşu mümkün. Ne fakat sizge kolge tutadigen bir maddi inerse, belki hizmeti var mı? Mesela merdikarını siz mecburla bir şey yapsın. Aylığını vermesin, ya ki aylığını kem verir. Merdikardan sizge menfaat etti. Mesela bir tonlu kuyu bir kuyu verdi. O sizge bir tonlu kuyu veriyor mu yok? Bir tonlu kuyu verdi. Teyel bir tonlu kuyu verdi. O şey işiniz haram. Menfaatini nahaktan, ne fakat nersen, belki menfaatini hem nahaktan alış haram bulur. Demek narazı kılıp nahaktan orunsuz alışlık bir nesini kesip kılış haram bulur. İlla o şu karşı zaman bravo bir nesini sizge o zehir diye kısa tartık kısa yani onu da halal bulur. Bana bu haram nesilerini şeriat ana gayet koygen. Polan nesilerini sana koygen. Mesela tonguz degen yırtıkış hayvanlar degen maskır uçu içimlikler ya ki çeken degen nesiler degen bunlar ne koygen. Şunun dek la ta'kulu amvalakum beynekum bil batıl. Batıl bana yemin birbirinizi malinizi de evetsiz nesil gege buluşunu hem haram koygen. Ticareten an taradin. Birbirinizden razı olup ticaret kısayınız mümkün. Nerse almıştırsanız. Nemege taradin degen. Bizden tarazı diyemiz mi? Tarta degen dersen tarazı degeni taradinden alingen. Taradin birbirinden razı buluş. Özara razı buluş. Tarazı sözü aslı özara razı buluş degen. Şimdi tarazıdan buraya degen olsa haram buladı. Narazilik buladı o. Demek razılık bilen gene köngül yazıp kılingen sevda gene halal buladı. Kere tamam birbirinden razı olsun. Bir ikincisini mecburlese, kıyanet kılsa birbirine, yaşarınca bir nesil uzlaştırsa hemen haram olur. Bunlarla Allah anı gayet koyuyor. Kendin öylemen ki, halal haram dese fakat yemek içme adı deyip. Ya ki fakat yemek içme adı terkibi de deyip. Terkibi de hem kesip kılınışında hem. Ondan teşkarı, amellerde hem, nikahda hem halal haramı var. İşte hem halal haram var. Sözde hem halal haram var. Böyle ona hakaret kılış haram. Yaş söz etiş caiz. Belki müstehab olad eğer yaş söz olsa. Ama gıybet kılış haram. Çakımçılık haram. Yani ki haber taşı casuslik haram. Yani ki böyle ona gapını paylaş haram. Kulağına taallukluğu haram meselelerde. Közge taallukli haram nerseler var. Namahram ya karış ve bravuna avreti ya karış ve bravu yaşadırken nersesini körüşke intiriş. Kuşunize yügem de moral eşiyiz. Demek amellerde hem haram var. Şunun dek basıp barladigen baradigen caizge karab basadigen kademiz haram buluşu mümkün. Bravunu uruş kolge nisbeten haram. Bravu hakkıda yaman güman kılış kalbke nisbeten haram. Kalbinde hem amelleri var. Haset var, kibir var, hemen haram. Kalbinde buladığın ameller olur. Demek halal haram meselesi fakat yemek içmekte çekilmeydi. Belki insanın bütün vücudundan sadır buladığın zahiri ve batini amellerine taalluk tapadı. Hemen alakadar. Hemen de haram var ve caizli var, halalı var. Mubah yani. Şimdi haramını hem ayet koydu, Allah halalını hem ayet koydu. Halalı etkeni haramdan başkası Allah Teala halal kılgen nerseler. Aslı umumi kaydı. İlla haramge okuşup gitken nerseler var. Bazı orunda şubha buluşu mümkün. Bir kalesiz haramge okuşup gitedi.
bir cihattan haramga o'xshagandan keyin ikkinchi jihatdan halolga o'xshaydi, muqobiliga o'xshaydi u. Ana shular shubhali narsalar bo'ladi. Bu yerda bir nuqtani bilishimiz kerakki, halol harom degan tushuncha faqat dinda bo'ladi. Boshqa ta'limotda bo'lmaydi. Taqiq bo'lishi mumkin, ruxsat bo'lishi mumkin. Ammo halol harom bo'lmaydi. Halol harom masalasi faqat dinda oxiratga aloqador narsalar, aloqador ta'limotda bo'ladi. Shuning uchun agar kishilar dinidan ayrilsa, dinini tark qilsa yoki dinini o'rganmasa, musulmon bo'lib turib o'zining dinini bilmasa yoki o'rganmasa, u odamlarda halol harom me'yori bo'lmaydi. Yoki inkor qilsa, xudo saqlasin. Inson. Halol harom me'yori bo'lmaydi. Halol harom me'yori faqat Allohdan bo'ladi, dindan bo'ladi. Agar shariat kelib, mana bu halol, ana bu harom, u joiz, bu joiz qilib ajratib bermasa, inson har narsani ravo ko'rishi mumkin o'ziga. O'zining aqliga tayansa, xohishiga tayansa. Mana hozirgi o'sha ba'zi bir 25 ta davlat hozir bir jinsli nikohni tan olib turibdi. Erkak bilan erkak oila quradi, ayol bilan ayol oila quradi. Bu insoniyat shaniga or nomus bo'ladigan narsa. Shuni ravo ko'rib o'tiribdi o'ziga. Shu halol harom tushunchasi yo'lidan. Taqiq va qaytariq taqiq, ya'ni ruxsat bor. U insonning xohishiga topshirilgandan keyin har narsaga borishi mumkin. O'zining onasiga uylanish ham ravo bo'laveradi, o'zining qiziga uylanish ham ravo bo'laveradi. Ular shu holatga kelgan. Uni harom, buni halol, u joiz emas, bu joiz deyish, agar din bo'lmasa, inson hayvondan battar bo'ladi. Shularni din aytib turmasa. Va haqiqatda o'sha holatga tushgan qavmlarni ko'rib o'tiribmiz. Ayni damda. Bu bizga dinning katta ne'matligini bildiradi. Bizning insoniyligimizni, odamiyligimizni din saqlab berishini ko'rsatadi. Insonning insonligi nafaqat milliyligizi, yo'q, faqat milliylik emas, insonning insonligini din saqlab beradi. Din bo'lmasa insonning insonligi qolmaydi. O'zicha ba'zi odam aqllilik qilib, inson aqli bilan topadi, topolmaydi. Topadi ma'lum narsalar. Lekin ma'lum narsalarda hayvonlardan battar holga tushadi. Mana ko'rib turibsiz ko'zimiz bilan, eng rivojlangan, eng taraqqiy etgan, eng aqlli sanalgan qavmlarda o'shunaqangi razolat davom etyapti. U ko'payadi. Din bo'lmasa bola otani hurmat qilmaydi. Din bo'lmasa onaga bola tekinga xizmat qilmaydi keyin qariganda. Qariyalar uyga borib qo'yadi. U din o'rgatadi unga onangga yaxshilik qil deb. Onangga uf deyishing harom, din o'rgatadi uni. Agar din bo'lmasa insoniyat saodatini yo'qotadi. Hozir ham qaysi bir jamiyatlarda agarchi islomdan boshqa din vakillarida, boshqa shariat vakillarida yoki boshqa bir din kishilarida yaxshilikni ko'rsangiz, asli tagrisolatdan kelgan bo'ladi. Qaysidir payg'ambarlardan olingan bo'ladi o'sha. Bir din. Tagi din bo'ladi emas. Dinda dindan kechgan insoniyat faqat baxtsiz bo'ladi, dunyoda ham oxiratda ham. Oxiratda kuyib tugaydi. Dindan kechgan yoki dindan uzoqlashgan yoki dindan mahrum bo'lgan qavmlar odamiyligini yo'qotadi. Va shunday bo'lib turibdi, hozir ham ko'rib turibmiz. Shuningdek dinning mana bu mezonlarini ko'rib, din rahmatligini ko'rasiz. Din qo'rqitadigan narsa emas. Qo'rqinchli, dahshatli narsa emas u. Yoki insonni bir qalolikka tushiradigan, yoki insonni bir vahshiy qilib yuboradigan ta'limot emas. Bu tushunchalar hamma sun'iy yasalgan tushunchalar. Din faqat rahmat, faqat ezgulik va haqiqiy odamiylik. Din beradi mana shu o'zlikni, halollik, haromlik, halol harom tushunchasini o'zi bilan insonni insoniylikka olib chiqadi. Bo'lmasa insonda tushuncha o'zgaraveradi, istaklar o'zgaraveradi. Odamiyligini yo'qotganini ham o'zi bilmaydi. Halol va harom tushunchasi, harom degani mahrum bo'lish, biz bilamiz, taqiqlash degani. Halol bu joiz bo'lish. Endi orasida dedi Rasul akram alayhi salatu vasallam mushtabihat umurun mutashabihat yoki shubhali narsalar bor. Shubha nima degani? Shubha degani shabihdan olingan, ya'ni o'xshash. Bir qarasangiz halolga o'xshaydi, bir qarasangiz haromga o'xshaydi. Bu shubhali narsalar ham faqat yemoq ichmoqqa cheklanmaydi. Faqat shokoladni ko'rib siz bu shubhali emasmikan deb to'xtalishingiz, faqat shuni o'ziga cheklasangiz noto'g'ri. Balki shubhali narsalar so'zda ham bo'ladi.
Mən sözdə etsəm günah bolar mı ki, savab bolar mı ki? Şu kinanı görsəm günah bolar mı ki, halal mı ki, haram mı ki? Palancaya barsam halal mı ki, haram mı ki? Ya şübhə var mı ki? Həmə əməlinizdə caiz və caiz məsnə ortasında bir unga bir bunga oxşaydıqan nəsələr bolar. Şunların həməsi şübhəli nəsələr bolar. La ya'lamuha kəsirun minən nəs dedilər hadis devamında. Adamlarını köpü oşar oşa şübhəli nəsələrini bilməyir. Demek bizi gözümüzü aldı da varlığı degen nesneler fakat ok kara emas. Ok kara ortasında serisi hem külrengi hem var. Ungam okşaydıganı var. Şunindek hemen amellerimizde var şubhali nesneler. Buluş mümkün. Köpçülük bunu bilmeydi degenlerden bilemiz ki köpçülük ne için bilmeydi? Bilemiz ki demek hemen hem bilişi kıyırken. Kaydan bilsin köpçülük? Nima uchun ko'pchilik bilmaydi desa, dinni yaxshi o'rganmaganidan yaxshi ko'pchilik bilmaydi. Dinni yaxshi o'rganmaganidan ko'pchilik bilmaydi. Masalan, aroqni haromligini hamma bilaveradi. Yoki o'g'rilikni haromligini hamma bilaveradi. Poraning haromligini hamma bilaveradi. Lekin ba'zi kasblarda kishi bilmay qoladi halolmi harommi. Nonning halolligini aniq biladi. Lekin ba'zi pechenyelarni bilmay qolishi mumkin. Ya'ni inson İlmi yetişmeydi bazı amellerini ya ki bazı yemek içmeklerini halal haramlığını anılaştık. Köpçülüğünü ilmi yetişmek neden? O şey şubhalar bazı nesneler şubhali bol kop getirdi. La ya'lamuha kathirun minennas adamlar köpü bilmeydi. Bilmez, bilmezdik ne mega abaradı. O şubhalardan saklanmazdik ki yani onlarını bilmezden istimal kılışka alıp barışı mümkün. Şimdi Resulullah ne dediler? Femen ittaqa şubuhat biz yodlagan matnda shuni qildi. Bu yerda faman taraka ha debdi. Faqad istabra'a li dinihi va 'irdihi. Kim o shubhalardan o'zini saqlasa, u odam dinini toza saqlabdi, sha'nini toza saqlabdi. Kimki shubhalardan o'zini to'xtatsa, u odam dinini pok saqlabdi, ya'ni diyonati buzilmagan odam. Musulmonchilikki joyida. Va sha'nini pok saqlabdi. Kimiki ularga qo'l ursa, shubhali narsalarga qo'l ursa, u haromga tushibdi. Faqat vaqa'a fil harom. Haromga tushgan bo'ladi odam. Nima uchun desa Rasul akram alayhi salatu vasallam misol aytdilarki, karra'i yar'a hawla al-hima. Yushiku an yarta'a fi. Bir cho'ponga o'xshaydiki, qo'ylarini birovni hududini chegarasida boqayotganga o'xshaydi. Bir hudud bor, o'sha hududdan nariyog'iga qo'ylar o'tishi mumkin emas. O'sha qirg'og'ida qo'ylarni boqib yurgan odamga o'xshaydi shubhada yurgan odam. Shubhalarga qo'l urib yurgan odam. Iloji yo'q, u bir qadam bosib o'sha taqiqlangan o'tdan yib qo'yadi qo'y. O'sha chegaradan uzoqroq tutsa, u odamni qo'yib ancha-muncha bir qadam u yoqqa borib kelsa ham boshqaning o'tiga tajovuz qilmasdan to'g'ri o'tlab qaytib keladi. Bunga yana misol aytdilarki وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِيمًا وَإِنَّ حِيمَ اللّٰهِ مَحَارِمُهُ Hakkan ne padişahının kurası bulat dedi. İlgari padişahlar özlerinin çalvalarını Allah'ı da kılıp ya ki sadakatını, halifeler sadakatını kini kılışken, sadakatını sadakadan kigen, zekattan kigen, uçurdan kigen derslerini Allah'ı da kılışladı. Şimdi zekattan kigen çalvalarını Allah'ı da kılıp kura kılışken. Chegara qilib qo'ygan. Mana shu chegarada mol qo'ylarga birov tegmasin. Bu sadaqaniki, kambag'allarga beriladi. Har qanday podshohning shunaqa qo'rasi bo'ladi dedilar. Alloh taoloning ham qo'rasi bor. Qo'riqlaydigan hududi bor. O'sha hududlari maharimu. Va inna himallohi maharimu. Alloh harom qilgan narsalar Allohning hududlari o'sha. Unga yaqin yurgan odam albatta o'shinga yo'liqadi bir kun. O'shanga yaqin yurish xuddiki taqirlangan o'tlovni yonida chorvasini baqish bilan bir xil. U albatta o'sha o'tlovga tushadida taqiqqa qo'l uradi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom odatda shu mavhum tushunchalarni, ya'ni inson tasavvur qiladigan narsalarni, ma'naviy tushunchalarni moddiy, hissiy misollar bilan yaqinlashtirib berganlar. Bu xuddi shunaqa misollardan. Demak biz shubhalardan saqlansak,
Şunda haramdan saklana alamız. Sücretle de ki, makruh haramga olib tushadi. Bu bo'lgan narsada keragidan ortiqdan zaruratdan ortirish makruhga olib boradi. Shuning uchun halol narsada, muboh narsada zarurat bilan cheklanish kerak. Shunda kishi makruhdan xoli bo'ladi. Makruhdan xoli odam albatta haromdan xoli bo'ladi. Endi kimki o'shanday qilmasa albatta makruhga, makruhdan keyin albatta haromga tushadi. Keyin Rasul akram alayhisolatu vasallam bu hadisini oxirida İmam Buxoriy Müslim rivoyatlarida bir qo'shimcha qildilar, aytdilarki, "Ala inna fil jasadi mudghatan." Bilinki tanada bir parça go'sh bor. Mudgha degani tishlam go'sh degan. "Iza salahat salaha al jasadu kullu va iza fasadat fasada al jasadu kullu." Ala va hiya al qalb. Bir tishlam go'sh bor. Agar o'sha go'sh solih bo'lsa, butun tana solih bo'ladi. Salohiyatli bo'ladi. Agar o'sha tana, o'sha go'sht buzilsa, butun tana buziladi dedilar. Bilingki, u qalbdir dedilar. Bilib qo'yingki, u qalbdir. Endi biz bu hadisni ko'radigan bo'lsak, Rasul akram alayhi salatu vasallam insonning haqiqatlaridan bitta haqiqatni aytdilar. Tepada halol haromdan saqlanishni, shubhalardan saqlanishni aytib turib, orqasidan bu hadisni aytishlarida bir hikmat bor. U ham bo'lsa, u shubhalardan saqlangan odamning qalbi saqlanadi degan. Yo'inki qalbi saqlangan odam, qalbi solih odamgina amallari solih bo'ladi. Shubhalardan va harom narsalardan uzoq bo'ladi. Tishlam go'sh deganlari nima u? Biz ko'pincha yurakni bilamiz, qalb deganda. Chap ko'kragini, chap ko'ksimizni ostidagi dukullab turgan yurak. Qalb shumi? Yo'q, qalb emas. Arab tilida qalb deydi tibbiyotda. Lekin shariatda qalb deganda yoki kitob sunnatda qalb deganda u fonus sumon go'sh aytilmaydi, dukullab turgan qon otib beruvchi a'zo aytilmaydi. Balki unda joylashgan ruhning xuddi shu qalbga o'xshagan o'zak yeri bor. U ham o'sha ko'ksimizda joylashgan. O'sha botiniy tuyg'ular va tafakkurning asli bo'lgan ruhning bir xossasi bo'lgan latif qalbni aytiladi. U tananiki emas. Bo'lmasa payg'ambarimiz alayhisolam bu yerda nimaga parcha go'sht deyaptilar degan savol tug'iladi. Parcha go'sht deyaptilar desa, bu majoz. Majoz aloqasi mahalliy deyiladi. Majoz aloqasi mahalliy nima degani? Bir joyni aytib, joydagi narsani ko'zda tutasiz. Masalan, siz men shu xonadonni yaxshi ko'raman deysiz. Bu xonadon bizga qadrdon xonadon deysiz. Xonadon u hovli. Sizga hovlining eshik romlari qadrdon emas. Unda yashayotganlar qadrdon. Buni mahalliy majoz deyiladi. Ya'ni o'rinni aytib, o'rnashganini nazarda tutish. Rasul akram alayhi salatu vasallam bu yerda yurakning bir juzi bor, bir qismi bor. Qasoblarda yurakni quloq deb qo'yishadi. Va yurakni o'sha qismini olib tashlavarishadi. Berishmaydi yegani ham. O'sha bilgan qasoblar olib tashlavaradi. O'sha juzida joylashgan bo'ladi. Chunki insonning ruhi butun tanada, daraxtda, daraxtning ichidagi suv qanday tarqagan bo'lsa, ruh insonning tanasiga shunday tarqab joylashgan bo'ladi. Kiritilgan ruh bor-ku jon. Ruh Alloh taolo tomonidan kiritilgan ruh bor-ku. Ruh butun tanada tarqalgan bo'ladi. Xuddi daraxtni hamma shoxlari, shabbalarida suv tarqab turganidek. Qayerdan kelsangiz, o'shidan suv chiqaveradi. O'sha namlik bilan daraxt yashaydi. Inson tanasida ham shunday sochilgan bo'ladi, ruh shunday joylashgan bo'ladi butun tanasiga. Tirnog'igacha, sochigacha. U ana shu joylashishida ko'ksida, qalbida, o'sha haligi parcha go'shtning ichida ruhning qalbi joylashgan bo'ladi. O'shani nazarda tutib aytgandir. Bu nima deymiz? Majoz deymiz. O'sha qalb solih bo'lsa, butun tana solih bo'ladi. Nima degani? Tanadan sodir bo'ladigan hamma amal solih bo'ladi degan. O'sha qalb buzilsa, butun tana buziladi. Ya'ni tanadan sodir bo'ladigan hamma amallar buziladi. Solih nima? Fosid nima? Salohiyat nima? Fasod nima?
İslah nima, ifsad nima? Bunu biz tushunib olishimiz kerak. Agar har bitta so'zni tushunmasak, biz uni tatbiq qila olmaymiz. Agar solih amal Qur'oni Karimda ko'p keladi. İmon keltirgan va solih amal qilganlar. To'g'rimi? Eng ko'p ishlatiladigan so'zlardan solih amal. Bu odam solihlardan deb qo'yamiz. At-tahiyyatda ham va ala ibadillahi solihin assalomu alayna o'zimizga Allohning salomi bo'lsin, omonlik bo'lsin. Va barcha Allohning barcha solih bandalariga ham deb qo'yamiz. O'sha solihlik nima u? Salohiyat, solihlik me'yori nima? Bilmasak agar 20 yil islohot deyoramiz, ammo o'zimizni isloh qila olmaymiz yoki biror narsani isloh qila olmaymiz. Yoki biror sohani isloh qila olmaymiz. Oldin isloh nimaligini bilish kerak. Uning uchun oldin salohiyat nimaligini bilish kerak. Dünyada nimaiki vücutga kelgan bo'lsa, yaratilishidan ko'zlangan maqsad bo'ladi. Masalan, mana shu stakanni yasalgan bo'lsa, suv ichish uchun, suyuqlik ichish uchun yasalgan. Yong'oq chaqish uchun emas. To'g'rimi? Yoki telefon. Telefon nima uchun yasalgan? Aloqa uchun. Hozirda endi boshqa tarmoqlar orqali aloqa qilish yoki bir narsa o'qish uchun ham ishlatilyapti. Lekin oynaga bir shaltoq tekkan bo'lsa, shaltoqni artish uchun emas bu. Qilish uchun emas, to'g'rimi? Har bir narsaning yaratilishida ko'zlangan maqsad bo'ladi. Yaratilmishning yaratilishidan ko'zlangan maqsadida ishlatilishi salohiyat deyiladi. Yaratilmishning yaratilishidan ko'zlangan maqsadida xizmat qilmasligi fasod deyiladi. Masalan, telefonni gaplashish uchun ishlatsangiz, o gaplashishga yarayotgan bo'lsa, u telefon solih bo'ladi. Chunki u gaplashish uchun yasalganmi? Gaplashishga yarayotgan bo'lsa, telefon tuzuk, ya'ni solih bo'ladi. Gaplashishga yaramay qolsa, maqsadiga yaramay qolsa, shu paytda u fosid bo'ladi, buzilgan bo'ladi. Har bir narsada shu qoida. Masalan, tibbiyotni isloh qilaman desangiz, tabobat nima uchun kerak? Ibn Sino aytganki, tabobat sog'likni tiklash uchun emas, avvalo saqlash uchun kerak degan. Tiklash uchun ham kerak, avvalo saqlash uchun kerak. Demak, tabobat tibbiyotda islohot degani kishilarni sog'lomlashtirish va ularning sog'ligini saqlashga xizmat qilsa, shu yo'lda kimiki shu xizmatni qilsa, tibbiyotni isloh qilib ham bo'ladi. Kimiki agar shu maqsaddan toyilsa, agar tibbiyot agar kishilarning sog'ligini saqlashga xizmat qilmayotgan bo'lsa, demak u buzg'unchilik bo'ladi. Siz agar telefonni olib, telefonni o'zining maqsadiga gaplashishga ishlatsangiz, salohiyatda saqlayotgan bo'lasiz, modam u gaplashishga xizmat qilar ekan solih bo'ladi. Ammo siz uni yong'oq chaqadigan bo'lsangiz, yong'oq chaqsa bo'ladi, lekin yong'oq chaqish uchun yasalgan emas bu. Siz uni fosit qilayotgan bo'lasiz, maqsadidan boshqa narsaga ishlatayotgan bo'lasiz. U ham agar gaplashishga yaramay qolsa, u fosit bo'ladi. Shuning uchun masalan telefonni oynasi sinsa, biz telefonni oynasi sindi deymiz, buzildi demaymiz. Qachonki gaplashishga yaramay qolsa, keyin telefon buzildi deymiz. Maqsadiga yaramay qolgan paytda. Demak, salohiyat har bir yaratilgan narsaning yaratilishidan ko'zlangan maqsadga xizmat qila olishi. Endi qalb solih bo'lsa, butun tana solih bo'ladi dedilar. Qalb nima uchun yaratilgan? Ana endi chiqadi. Qalb nima uchun yaratilgan? Birovlarga hasad qilish uchunmi? Yo ichida birovlardan gina saqlab, o'sha qalbda gina saqlab yurish uchunmi? Yoki o'sha qalbda birovlardan yomon gumon to'ldirib yurishmi? Yoki u qalbda hoyo havas shahvatni o'rnatishmi? Nima uchun yaratilgan o'zi qalb? Botiniy qalb, yurak emas. Yurak endi tanaga shu qonni otib berish uchun yaratilgan. Qalb Allohni zikri uchun yaratilgan. O'shuning uchun ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, bilib qo'yingki, Allohning zikri bilangina qalblar mutmain, ya'ni sokin bo'ladi. Nimaga? Asli yaratilmish maqsadiga qaytgani uchun. Qalb solih bo'lsa, butun tana solih bo'ladi degani, butun tanadan ko'zingizdan, ko'zingizni yaratilishidan ko'zlangan maqsadga muvofiq nigohlar sodir bo'ladi. Tilingizni yaratilishidan iroda qilingan ma'nolar
yani sözler sadır bo'ladi. Qo'lingizdan, quloqingizdan, hayolingizdan, aqlingizdan, fikringizdan hammasidan o'shalarni yaratilishidan ko'zlangan maqsad maqsadga muvofiq amallar sodir bo'ladi. Shu kishining amallari solih deyiladi. Solih amal deganda faqat namoz niyozni o'ylamang. Har bir a'zodan sodir bo'ladigan amallarning solihi bor, fosidi bor. Agar yaratilishidan ko'zlangan maqsadga muvofiq o'shinga xizmat qiluvchi amal bo'lsa solih amal. Unga qarshi amal bo'lsa fosid amal. Qarshi emas u, ammo xizmat ham qilmaydigan bo'lsa maqsadga. Ular bekorchi amal bo'ladi. Ammo solih amallar yaratilishidan ko'zlangan maqsadga xizmat qiluvchi amallar bo'ladi. Til nima uchun berilgan? Allohning zikri uchun berilgan. O'zi insondagi hamma imkoniyat qo'l, oyoq, ko'z, aql, ruh, mol, davlat, mansab, aql, moddiy imkoniyat, ma'naviy imkoniyat hammasi insonga asli jannatni egallash uchun, jannatning yuqori martabasini olish uchun berilgan. Hammasi jannatga jannatdan joy olish vositalar. Shunga berilgan asli. Hayot dunyo shunga berilgan. Dunyo oxiratda abadiy saodatni hosil qilish uchun. Nima degan Alloh? Xalaqal mauta wal hayat. O'limni va hayotni yaratdi liyabluwakum. Sizlarni sinash uchun. Ayyukum ahsanu amala. Qaysingizda amalingiz eng go'zali bo'lishini sinash uchun. Ahsan nima degani desa, atqanu va axlasu deyishgan. Shariatga eng muvofiq, sunnatga eng muvofiq bo'lgani va to'la ixlos bilan bo'lgan. Yolg'iz Alloh uchun bo'lgan. Demak, banda tanasidagi amallari, vujudidan sodir bo'layotgan amallar, og'zidan chiqayotgan so'z, qo'lidan sodir bo'layotgan ish, ko'zdan sodir bo'layotgan amallar solih bo'lishi uchun uni qalbi toza bo'lishi kerak. Qalbi solih bo'lishi kerak. Biz bundan nimani bilamiz? Gunohni qilib turib, o'zi qalbim toza deydiganlar. İstegen işini kıp durur, benim köylüm toza, benim mamı cahim toza. İslam mamı cahide boladı, Müslümançılık mamı cahide boladı deyip kökreğe uğrayarken. Ama amelde onun İslam'ı tutmayarkenler, uzunu uzun aldayarken natavarlar ligini bilemez. Kalp salih olsa, kalp padişah boladı. Bütün tane onge asker. Padişah nime buyruk verirse tane uşunu kılır. Ruhiyet şunas alimlerine yetişti. İnsan hatta hareketlerini 20% aql bilan qiladi. 80% hissiyot bilan qiladi. Qalbni buyrug'i bilan qiladi. Aqlni ham asl manbasi o'zi qalb bo'ladi. Qalbdagi quvvatlardan. Demak, biz qalbimiz sof, solih bo'lsa, amalimiz solih. Shuningdek, amalni solihligi qalbga ham ta'sir qiladi. Gunoh qilsangiz qalbingizga dog' tushadi, bir-biriga bog'liq. Payg'ambarimiz nima dedilar? Bir kishi bir gunoh qilsa qalbiga bitta dog' tushadi dedilar. Darrov tavba qilib yuvarsa yuvilib ketadi, yana oynada qoppoq turadi. Agar qo'yib bersa, ikkinchi amali gunohidan ikkinchi dog' tushadi. Uchinchisi tushadi, borib-borib butun qalbini qoralik qoplaydi. Kalla bal rona ala qulubihim deganda Alloh shuni aytgan. Qalblariga mog'or bosgan deb shuni aytgan. Demak, banda qalbida bir gunoh paydo bo'ladi, amal qiladi. Yomonlik qiladi keyin. Bir yomonlik qiladi, keyin qalbida dog' paydo bo'ladi. Bir-biriga bog'liq. Isloh ham shunday bo'ladi. Amalingizdan bittasini isloh qilasiz, qalbingizga isloh qaytadi. Qalbingizga isloh qaytdimi, yana bitta amalingiz isloh bo'ladi. Ikkinchi amal isloh bo'ldimi, qalbingizga yana isloh qaytadi, nur qaytadi. Nur paydo bo'ldimi qalbingizda, uchinchi amal isloh bo'ladi. O'shunday tozalanib boradi inson. Qalb butun vujudga ana shunday ta'sir qiladigan bo'ladi. Aytiladiki, Ka'ba bunyodi xalili ozar ast, dil nazargohi jalili akbar ast. U Ka'ba qanday ulug'? Qanday muqaddas? Ka'ba Ibrohim alayhissalomning ozarning o'g'li, ya'ni yoki jiyani Ibrohim alayhissalomning qurgan binosi u. Ammo qalb bo'lsa jalili akbar bo'lgan ulug' Allohning nazargohi, Alloh qarab turadigan joy. Alloh qalbingizga qarab sizga munosabat bildiradi. Ilmda masalan ilm yuqmayotgan bo'lsa, bir o'zimizga qarashimiz kerak, istig'for aytishimiz kerak. Qalbimizda bir gunoh bo'lishi mumkin. Ba'zi odam tashqi amallarini to'g'rilaydi, qalbidagi gunohiga e'tiborsiz qoladi.
Kalbdeki en yaman günahlardan, kalbini en yaman kir kıladığı günahlardan biri kibir, biri haset, biri yaman güman. Yine biri yine tutuş. Ve hakeza. Eğer şunlardan kişi kalbini tazelese, Allah Teala onge tevfikini yar eyleydi. Halal haram babada bu söz ne yetiştilerden? Amellerinin ve yemek içmekteki halal haram yemek içmeklerinin kalbke tesiri ve o kalbden ameller sadır buluşuna agahlantırış. Şunun için Lukman'ı mahkem tutuş gerekir ki fakat Lukman'ı mez. Lukman'ı pak tutayım. Fakat Lukman'ı mez. Sözde hem pak tutayım. Bazı adam sökünedi de açıcı kepkinde bir sökün var. Ben ona sökünmez dedim o. Tırımdan çıkıp gittiydi. Aslı kalbide turgan illet maraz boladı o iş. Ağzıdan yaman söz çıkıp yaptı mı? Fahş söz. O fahş kalbide var onu. Ağzından hakaret çıkıp yaptı mı? O şey necaset kalbide var onu. Bıra onu üyet söz bilen sökü yaptı mı? O şey üyet halat onu kalbide var aslı. Kalbdeki kendi taşkarıya çıkıyor. Kişi onu torlar için kalbini ıslah kılış gerek. Amellerini hem ıslah kılış gerek. Yukarıda terimizdek o bundan, bu ondan salahiyet tapıp gitti olur. Aksince fasıtlikke kara bürgende hem o bundan, bu ondan tasar olur. Kalpten. Kalp kirgenden gen, amel fasıt buladı, amel yaman buladı. Yaman amelden kalp yeni karaydı. Yeni karaya genden ki yeni amel yamanlanadı. Bana şunu ayet dedi, dalalim ba'id de. Fi dalalim ba'id. Uzak adaşıda ne degen? Bargen sana adaşı gitti olur degen. Demek biz bu hadis-i şeriften aladığın faydalarımız birinciden haramını anık bilişimiz gerek. Halalını anık bilip haramdan çetlenişimiz gerek. Şubhali nerselerden hem. Şimdi biz şundan düşünmemiz ki bizge ilim farz digin. Özümüz bilmezden doğru anık açık haramlarını bilmemiz o. Bilmezden şubhali düşüp karışımız ihtimali belend eğer ilmimiz bulmaz. Şunun için her bir kişi uzunu takvasını, amelini saklayışı derecesi de ilimli bilişi farz buladı şeriyet. Farz aynı buladı. Siz bilen bizden az bir yerde yürüyüşümüz, talebi ilim kılışımızdan asasi maksadlardan biri şu. Allah Teala bizden nimeni isterse, nimeni istemezliğini bilip, o şeyini uzunumuzda cari kılış. Söyleyeyim. İni mükşetetteki tarkuha hayrun min akdihe. O şey şubhali nerselerini terk kılgen yakşarak dur. Onlarını, onları kul urgenden köre değildir. Şu yerde bir nükte yukarıda etkenimizdik. Bu vah narsalarda çekereden çıkmazdık. Mesela avukat bu vah. Peki bökü büyüş haram. Onu köp yeseyiz barıp barıp salik yiyemiz yiyen ve kereginden artık israf buladı haram buladı. Şu bilen bir gel. Bu kişinin açgözlük yap geledi. Açgözlük barıp barıp oşa köp istimalge köp pul tapışını takaza kılır. Köp pul tapış için ken kişi yalgan yapıladı, haram yok olur dedi ve herkese kılır. Onun için yemekte, içmekte, kıymakta, türmekte, minmekte özge kereke bilen çekilengen adam halalını yakışışlıgen bulur. Şüphelerden asan kurtulur. Zaruretinden kerekeden artığı bir kişi rucu koysa, oşa kişi şüphelerde uçuşu tayin şubhaga tushgan odam makruhga va haromga yetib boradi. Abul Qosim Iskandaroniy aytgan ekanlarki, muboh banda bilan makruhni o'rtasidagi bir to'siqdir. Bu to'g'on. Agar kimiki mubohni ko'paytirsa, muboh narsadan ko'p foydalanishga o'tsa, u makruhga o'tadi. Makruh banda bilan haromning o'rtasidagi to'g'on. Unga qo'l ursa haromga ham o'tadi. Şunindek makruhda devam etişsem haram. Makruh hakan deyip hatırlayacağım kula olur muyum? Bir nesnenin makruhluğuna eşitseniz. Yine etken ekeller ki özünüz bilen haram nesnenin ortası da halal nesneden perde koyun. Kaysıdır halallardan özünüzü tosup durun ki haram ki yende özünüzü uşap durun alın. Ruzda bizi şunge örgüt et. Gündüzü halal nesneden hem tiyilemiz. Tanki haram narsalardaki yerinde özümüzü asantiye alışını bilir için. Hazreti Ömer etkiler ki biz bitti haram götüş kalıştan korkup tokusta halalını takırlar dedi. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam etkiler ki haramdan bitken et, göçt, dozakke haklıydır dedi. Küyüşke mahkum.
Şunindek haram yegan odamni tanasida xuddi shu qalbida gunohdan amallar buzilishiga o'tgani kabi harom luqma ham insonni harom amallarga tortadi. Shuning uchun shubhalardan saqlanish kerak. Shunda kishining qalbi tozalansa gunohlardan. Ana o'sha kishida Allohni tushunish boshlanadi. Ba'zi bir odam dindan gapirsangiz, yoki shunaqa shariatdan gapirsangiz, u odamlarga bu narsalarga erishib yurishi mumkin. Faqat modda bilan ko'zi qotgan odamlar bo'ladi. O odamlar o'sha qalbi to'silib qolgani uchun bu ma'nolarni his qilishi qiyin. Ammo tavba qilib gunohlardan to'silsa kishi bu ma'nolarni o'zi tuyadi, nafaqat eshitadi, gapiradi, ishonadi, balki o'zi tuyadigan bo'ladi. Shuning uchun eng yaxshi yo'l qaysi desa, eng yaxshi yo'l aniq halolni bilib shungagina kifoyalanish. Qolganini tark qilish. Bishri Hafi degan ulug' kishi o'tganlar. İmam Ahmadni ham zamonlari bo'lgan. İmam Ahmadni oldilariga kelibdi bir ayol. Kelib aytibdiki, "Imom, meni savolim bor sizga." Qanaqa savol? "Men ip yigiraman." Ip yigirganda kechqurun yigirish uchun olov yoqishim kerak yoki sham yoqishim kerak. Ipni yigirish uchun. Gohida shamim o'chib qoladi. Lekin baxtimga kechqurunda podshoh o'tib qoladi gohida. Yoki shu podshohning askarlari o'tib qoladi. Shunda podshoh o'tishi uchun askarlar oldindan saf tortib, ko'chani yoritib turadilar. Tomga chiqib o'sha yorug'likdan foydalanib qop ketgan ipimni yigirib olsam bo'ladimi deb so'radi. Askarlarni chiroqini yorug'idan, o'tinning olovini yorug'idan foydalanib o'zimni shamim o'chgan paytda. Ular hamo o't ushlab turibdi, men u yerda undan foydalanamanmi, foydalanmaymanmi, u hamon o'sha tomni yoritib turgan narsa u. Lekin shu paytda men tomga chiqib turib yoki chorasini olib o'sha nurga ipimni olib kelib to'qib olsam bo'ladimi, yigirib olsam bo'ladimi deganda Imom Ahmad aytgan ekanlarki, "Sen kimsan?" degan ekanlar. "Bishri Hofiyni sinisiman" degan ekan. Desa, "Sizlarga bo'lmaydi" degan ekan. "Sizlarga bo'lmaydi." Joiz. Taqvoni ko'ryapsizmi? Birovni haqqidan shu qadar qo'rqishgan. Ana shu haqiqiy islom bo'ladi. Birovni haqqidan shu qadar qo'rqish. Taqvo shunda ko'rinadi. Ammo dinni yomonlaganlar birovni soyasi emas, birovni jonidan ham tap tortmasdan birovni o'ldirib ham molini olishaveradi. Ko'ryapsizmi, din insonni naqadar poklikka, naqadar ulug'likka, naqadar odamiylikka olib keladi. Savolni qarang. Ko'chada o'tkazayotgan askarlarni gulxanini yorug'ini so'ramasdan ishlatayotganini so'rayapti, shu joizmi deb. Imom Ahmad ham joiz emas deyaptilar. Biz bundan birovni haqqidan naqadar qo'rqishimiz lozimligini bilib olamiz. Taqvo shunda ko'rinadi. U baqirib gapirish, taqvodan gap sotish, sunnatga amal qilyapman deb boshqalarga tanbeh berish, yoki men halol odamman, biron haqqini yemayman deb da'vo qilish oson. Ammo mana bunaqa o'rinda ko'rinadi kishining taqvosi. Keyin aytdilarki, fafhas anin niyya. Niyatni o'rgan. Fahhasa deb bilasizlar, tashxis qo'yish uchun tahlil qilishda aytadi. Bilasizmi? Hozir mana doktorga borsangiz, doktor tibbiy ko'rik o'tkazsa shuni fahs deydi. Bir narsani o'rganish, tadqiq qilish uchun o'rganishni fahs deyiladi. فافحص عن النية واعرف الإرادة فإن المجازاة بالنية نيتين يخش تفتيش قل و نماني استيكاني نبل قلبين ده أصلي استيك نما شنو طب الله شنو قال يا ابن دب إتشيني بس كان أصلا ولا وتريان بمجن بلجين كي مكافات يا إن كي جزاء نية يا قرب ولا Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى Ameller fakat niyetlerge bağlıq. Her kimge niyet kılgeni bulad dediler. Niyetini taftiş kılış öte kıyın narsa. İbn-i Uyayna etkenler ki ben niyetini doğrulaştaki kıyın işçi görmedim degen. Her kim uzun niyetine karış gerek. Mesela ilim okuyabız. Neme niyet? Musafir yürüpsüz. Neme niyet okuyabız? Mashhur odam bo'lish uchunmi? Yo'inki shu dadam aytganini qilib qo'yayin debmi?
Yoyinki palonchidan o'tib ketayin debmi faqat misol uchun. Nima niyatda ilm o'qiyapmiz? O'sha niyatni taftish qilish kerak. Yoyinki vaz qilyapmiz. Nima niyatda vaz qilyapmiz? Alloh taolodan birorta omonatni yetkazish uchunmi? Yoyinki oldimizda o'tirgan bitta odamni dashnom berib yasash uchunmi? Adabini berish uchunmi? Mulzam qilish uchunmi? Nima uchun vaz qilyapmiz yoyinki dars beryapmiz? Muxlis orttirish uchunmi? Yoki kimidir ko'lini olish uchunmi? Yoki Alloh taoloning risolatini yetkazish uchunmi? Qaysi mas'uliyat bilan? İçimizden turtki bo'layotgan narsa nima? Kishida hayoliga bir narsa bir kelib ketadi. Bir kelib lip etib o'tib ketadi. Buni hajis deydi, havajis ko'pligi. Hajis ko'pligi havajis. Bu nima? Esizga lip etib bir kelib ketadi. Masalan, bugun bir otamga bir telefon qilib qo'yaymikin dedim-ku, keyin esimdan chiqib qopti deysiz. Bir kelib ketgan bo'ladi hayolingizga. Takrorlanmagan. Takrorlansa xotir deyiladi. Ko'pligi xavotir bo'ladi. Xavotir ko'pligi. Takrorlanib bir marta, ikki marta, uch marta, besh marta o'gandan keyin ichingizda o'sha narsa qaytarilsa, o'rnasa ichingizda, o'rnab qolsa hadisun nafs, ya'ni odamni ichki gapi bo'ladi, ichki. İçki gap deyiladi. İnsanın içindeki o yani. Hadisun nefs yani insanın içindeki o şey oy. Onda ki o şey oylegen, hayaliye kegen nerseni becerişke, karar kılışke apkese bunu hem deyiladi. Hem. Karar apkese. Hem. Şimdi o şey karar kat'ileşip kaytmeske eylense azim deyiladi. Bizde bir işe azim kıl deyip koyuşlardı. Lekin aslı ulamalarını, niyetini şekillenişinde belgen tertibleri şu. O şey hem ve azimini niyet deyildi. On geçe kip gitken narsalar niyet kekirmeydi. Köyünüzde bir keyen var o. Benim bir köyümde bir okuyayım ikin diyordum. Dediz okumadınızda o niyet mes, onge acır almayasınız. Benim bir huda ağlasa pul tapsam yaşlı bir hayır yakılamam diyordum. Deyip koyduyuz. Lekin kolizge pul çüste bakali kılıç kötü yapsın mı? Demek haliga azimmez o. Köngülge bir kegen bir arzu halas. Kişi onaka arzularge acil amiydi. Ama niyetke salih olsa acil ala. Yakşı niyet kısa acil ala. Yakşı niyet kılın degenini demek ana şimdi yakşilikini azim kılın degen o. Bizde yakşı niyet köpünce yakşilikini arzu kılıç kişiliydi. Yaxshi niyat qiling. Yaxshilik qilishga ham ishlaydi. Yaxshilikka erishishga ham ishlaydi. Xudo xolasa bizga ham bir omad chopib qolar desa, yaxshi niyat yarim bo'l deysiz. U niyat emas, u orzu, yaxshi orzu u. Lekin bizni lug'atda niyat ham deb yuborilgan shuni. Ammo asli niyat sizdan bajarishga tug'ilgan azm biror ishni. Shuning uchun qasdul qalbi ila shay niyatni ta'rif. Qasdul qalbi ila shay. Kalbinin bir narsaga yüzleniş. O şey niyet bulur. Yani azim payda buluş. Müminin niyeti amelden yaxşıdır deyilir Resulullah. Nime uçun? Çünkü amel imkaniyetke çekilengen buladı. Niyet himmetke karab geledi. İmkandan himmet belen buluşu mümkün. Mesela o ziyo kalsa meçt kuramen deyiz. Medrese kursam, mektep kursam deyiz. Kan imkanım olsa şu mesela saraton kasallarının hammasini dorisini o'zim olib bersam deysiz. Mesela. Qani imkonim bo'lsa bütün mahallaga suvni o'zim tortib bersam deysiz. Ya'ni kişi himmatiga qarab niyat qilishi mümkün. Lekin imkoniyat bo'lmasligi mumkin. Sizda bitta velosipedkan pul bo'lmasligi mümkün. Lekin himmatingiz qalbingizda masjid qurishga, maktab qurishga bo'lishi mumkin. Agar o'sha azmingiz sodiq bo'lsa Allah maktab qurganini, madrasa qurganini ajrini beradi sizga. Qilmasingizdan turib. U qaydan bilinadi? Azmingizni, qalbingizni Alloh biladi o'zi. Lekin alomati o'zingizni o'zi bilib olish uchun. Qo'lingizga bir yaxshi mol tushsa, undan keyin o'sha yo'lga o'ylanmasdan sarflasangiz, demak azmingiz to'g'ri bo'ladi. Masjid qurish qurmoqchisiz. Savob amalga, masjidga bitta qish bo'lsa ham olib bering, bor imkoningizni sarflab. Demak siz butun
boshli masjid qurishga bo'lgan ishtiyoqingiz to'g'ri. Azmingiz sodiq bo'lishi mumkin. Ammo lekin maktab qursam deyman, o'zimga qolsa desangiz, u keyin talabalarga bir qalam olib bering desa, baxilligi sustadigan bo'lsa, u niyat yolg'on bo'ladi. Inobatga o'tmaydi. Demak, amal imkondan kelib chiqadi. Niyat himmatdan kelib chiqadi. Himmati balandni niyati baland bo'ladi, o'shanga Alloh beradi. Shuning uchun Rasul akram alayhissalotu vasallam bir safar g'azovatdan kelganlarida aytdilarki, biz shuncha jonimizni xatarga qo'yib, molimizni sarflab g'azovat qilib keldik, dushman bilan jang qilib. Shu Madinadan chiqmasdan uyida yotgan kishilar bor, ajrda sizlar bilan teng dedilar. Ularni uzr ushlab qo'ygan dedilar. Dalili nima? Ularning niyati sodiqligi. Ularni o'zi, masalan, oyog'i cho'loq, masalan, bemor. O'ziga qolsa chiqardi o'sha jangga. Demak, o'sha niyati bilan uyda yotib turib, jang qilib kelgan odamlar bilan teppa-teng ajr olishi mumkin. Aksincha, niyat sodiq bo'lmasa-chi, jangga chiqib qaytib kelib, zarracha ajrsiz, balki gunohga botib qaytib kelishi mumkin. O'zini bahodir ko'rsatish uchun jang qilsa, masalan, gunohga botib qaytib keladi. Demak, niyatning ahamiyati shunaqangi katta. Shuning uchun Rasul akram alayhissalotu vasallam aytlarki, amallar niyatga bog'liqdir. Nimasi bog'liq? Savobi bog'liq. Bitta harfni talaffuz qilsangiz, bitta hasani 10 ta ko'paytirib beriladimi yana? Qur'on o'qiyotgan paytingizda niyatga qarab ko'payaveradi. Sizni ixlosingizga qarab, muhabbatingizga qarab. Har kimga niyat qilgani bo'ladi deganlari kimki shuhratni istagan bo'lsa shuhrat topadi. Oxiratda hech narsa yo'q. Ko'rinishda oxirat amali, lekin u amal dunyoviy amal hisoblanadi. Bir kishi poyabzal qadayapti. Ko'rinish dunyo amali. Lekin kishilarga xizmat qilmoqchi, halol kasb qilmoqchi, oxirat amalga aylanadi niyat bilan. Ertalabki 2 rakat bomdodning sunnati bilan 2 rakat farzi bir xil namoz. Bir xil. Allohu akbardan assalomu alaykumgacha bir xil namoz. Birorta joyda farqi yo'q. Nima bilan u sunnat bu farzga aylanyapti? Niyat bilan. Niyatning ahamiyati shunaqangi katta. Shuning uchun niyatni to'g'rilash va niyatni isloq qilish, amallarni o'zagini isloq qilish bo'ladi. Ayni mana shu narsalarni tasavvuf o'rgatadi. Demak, bu kishi aytibdilarki, niyatingni taftish qil. Chunki yaxshi niyat qilyapman deb o'ylab, yaxshi orzuda yurgan bo'lmagin. Yo'inki Alloh uchun qilyapman deb boshqa narsa uchun qilayotgan bo'lmagin. Ko'pincha biz ko'ramiz, Alloh uchun qilyapman degan odam Alloh uchun qilayotgan bo'lmaydi. Hatto uni o'zi ham payqamasligi mumkin, shuning uchun niyatingni taftish qil deyaptilar. U qaydan bilinadi? Uni alomatlari bo'ladi. Masalan, bir kishi aytdiki, sizga aytdi. Og'ayni, men senga Alloh uchun yordam qilaman dedi. Yordam qildi keyin. Keyin bir kun u yordamga chaqirgan paytda siz javob bermadingiz. Sizdan xafa bo'lsa, demak Alloh uchun qilgan emas. Javob kutgan u. Yo'inki sizga bir yordam qilib turib, keyin sizga muomalasi o'zgarsa agar, demak Alloh uchun emas u, siz bilan muomala qilyapti, Alloh bilan emas. Bir kishiga qarz berdingiz, masalan. Keyin bir ish buyurdingiz, qilmadi. Iltimos qilgandingiz, bajarmadi. Xafa bo'ldingiz. Demak, siz qarz berayotgan paytda nimadir o'tkazib qo'yishni ko'zlagan bo'lishingiz mumkin. Alloh uchun emas, Alloh uchun bo'lsa, ta'sir qilmaslik kerak sizga. Yana ba'zida odamlar aytadiki, Alloh uchun qilaman deydi, Alloh uchun shu narsani beraman deydi. Bunda qarasangiz, eng sifatsiz narsani berayotgan bo'ladi. Yoki eng sifatsiz xizmatni ko'rsatayotgan bo'ladi. Agar Alloh uchun degani rost bo'lsa, demak u odam Allohni qadrlamayotgan bo'ladi. Masalan, biz unga siz aytasizki, bir poyabzalni berib, mana shuni zo'r qilib tikib bering, masalan terini berib, shuni zo'r qilib tikib bering, nech pul desiz beraman dedingiz. Desiz, u odam qilib berdi masalan. Yoki yuzda bir xizmatni aytdingiz, yo bir ishni aytdingiz, falon ishni qilib bering. Yoki masalan o'qituvchilikni aytyapsiz. O'qituvchilik qilib bering mana, masalan bolamni o'qitib bering dedingiz. 1000 dollar beraman dedingiz. Yotib olib ishlaydi. Yaxshi pul bersangiz. Endi kim o'sha odamga misol uchun o'sha odam kelib aytishi mumkinki, Alloh uchun qilib beraman shu ishni deyishi mumkin. Alloh uchun o'qib beraman deyishi mumkin. Buni qarasangiz, tez charchab qolayotgan bo'ladi. Birpasda asabiylashayotgan bo'ladi dalil ishdan. Yo'inki sifatsiz qilayotgan bo'ladi. Bilingki, u odamning nazdida
Allah Teala'nın 1000 dolurça kadri yok. Çünkü 1000 dolurge kıyancılık mı yaptı? Eğer bu gendeydi, o bal küçüğünü sarıplardı. O milyonge hem dinlemezdi o. Çünkü üçün min gâhı da ettemem ki bırak Allah için deyse, koyun tahsil pul için kılayım diyeyim ben. Allah için kılayım deyip, en sıfatsız nersen hıkkı yetersizler kendiyim. Bu Allah'ın kadırsızlaş bu. O adam Allah-u Ekber deyip türlü de etken bilen kalbi de pul ekber. Üçün üçün ihlas ahlileri, niyeti saf adamlar ihlasını dava kılalmaydı. Çünkü korkamız ki ihlas kılayımmen deyip oraya bir nazar arası kalışımız mümkün. İhlas, uzunuz peygamaya koyan buluşumuz mümkün. Şunun dedik, ihlas Allah için kılış mı? İhlas riyanı kabul kılmaydı, o riya aksi oladı. Allah için kılı yapman deyip dava kısız, ihlasını riya kılıyken bu kılışız mümkün. O amelini riya kılıştan yaman. Çünkü amelini riya kılış, zahri amelini riya kılış buluşu mümkün, sahabatını riya kılış mesela. Ama ihlasını riya kılış, o kalp amelini riya gelentiriş. O ondan hem hatarlı narsa bu. Düşündünüz mü? İlla kim iki takitleş için, kalbindeki niyeti takitleş için. Yani coşup git, özüge sığmazsan. Bir hastan Allah için de ayet varsa, davamaz. Niyetini izhar kısa, o caiz. Ama dava kısa, o kişinin ihlası nakıs bulundu ya ki yok bulundu. Hiç kim dava kılalmıyor. İmam Rabbani için şeyler ki, ihlasta o zeyni tedimsiz İttiham kıyın degenler. İhlas bile amel kıl. Lekin özünge özün, ihlasını becerenme yapsan deyip dur. Ama bir işte kıptırıp, ihlas bile kısa şuna kadar yakışık oladı demene. Demekin özün ihlas değil, ihlas bile kıyamen deyip oylamakin. Bazı adam oladı. Bir işte kıladı, Allah için kısız okşaydı, ihlas bile kısız deyip, ihlas bile kıldım ben deyip dava kıladı. O yakışık güman kılışı mümkün o yüzden. Lekin korkuş gerek ki, ihlas bile bulmakken buluşu mümkün. İhlasını dava kılış kıyınlar. Kılıp olmayıdı. İhlasını ümit kılınladı. İhlasını kılışke uğrunladı. Allah için kılışke. Niyetini toplulaşke. Ama onu davasını kılış o da kıyınlar. Çünkü niyetini tartış kıl degen her kim o zaman niyetini tartış kılsın. Ne için? Bir amel kılıyordu. Hindistan ulamalardan bittiler ayet ettiler ki ben ballarını, nevarlarımı cüde yakışık ölemen deyip. Üye kirsem daim kolumda kant kurs bir nasıl olamam. Anavarlarım yürüyüp gelip menge uzunu atadım. Yine onların bağrımını açıp kütüp olamam. Kucağla öpüp hani kolumdaki kant kurslarını verip onların kursan bu geniden kuvanıp üye gelip bir hardığım çıkardı. Lekin şunda dedi anavarlarım yürüyüp geliyse özümge özüm niyetimi hazırlayayım ben. Darvazadan kirişten aldım. Az kirsem anavarlarım yürüyüp geledi mi? Aldım özümü hazırlayayım ben kalbimi. Şunday ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam balacan bu genekeller. Ballarını yakış görüş rahmetten de genekeller. Acabemez mi ki hem Allah rahmetini rava görsün. Deyip durup kiremem, kim ballarım atılıp kiredi. Ularını kuşağla öpemem, kanıtlar da veremem. Hem ula kursam buladı. Hem uzun hardı kalemem. Hem acil alın. Üçüncün her bir amelde niyetini teftiş kılış. Onu daima doğrula barış gerek. Şunday kişi kiçkine amellerden hem kette acil aladı ve dünyevi amellerden hem acil alıp varadı. Yani şu adamın mertebesi ki belen bulup var. Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ameller niyetke bağlıdır. Her kimge niyet kılıyanı buladı. Ne menin niyet kısa uşu buladı. Çünkü bütün niyetini güzel, himmetini âli kılış gerek. Allah Teala o şen gelirse ata kılır. Şimdi edip tükettiler. İnemel amalı bir niyetini birkaç fikhi hükümleri yan var. Yani o bizi kitabımızın mevzusundan teşkarı. İslam'ın medarı bugün hadislerden bu hadis. İslam'ın diğerli hemen ahkamı girip çıkardı bu hadis. Ekser amellerde bu hadis-i şerif uzun tasarını kursetedi. Onun için İslam'ın medarı bugün 4 hadis. Yani İslam ahkamları atılabı da aylen edilen 4 en büyük hadislerini bittesi buladı. İnne ma'amal bin niyet. Bizde fikhi kaidelerde la sevabe illa bin niyet. Niyetsiz sevap yok deyip hem kaide kirtip koyuşken. Niyet bilen sevap hasıl buladı. Niyet bilen Allah Teala bendege acil veredi. Amel kılalmasa hem. Arba'inde gelgen hadiste
bir kişi bir yaxshilikka azmi qaror qilsa yo qila olmasa bitta yaxshilik yoziladi. Bajarsa 10 ta yoziladi deyilgan. Ammo bir yomonlikni qasd qilsa yo qila olmasa yozilmaydi. Ammo qilsa bitta yoziladi. Lekin yomon tomoni shuki daftarga yozilmaydi, qalbga dog' tushadi. Bir yomonlik qilsangiz, yomonlikni niyat qilsangiz, yomonlik palonchini xudolasa uraman, pistonchini so'kib o'qilaman. Palonchini ham men ham uni menga azob berdi, men ham azob beraman deb yomonlik niyat qilsangiz, yonki palon joydan piston narsani simiraman, o'maraman deb misol uchun. Niyatni o'zida qalbingizga dog' tushadi. To'g'ri, daftarga yozilmaydi, ammo qalbingizga dog' tushadi o'shuni o'zida. Shuning uchun niyatni doim pok va xayrli tutish kerak. Hazrat Navoiy aytgandek, o'zing poku, so'zing poku, ko'zing pok bo'lish kerak. Kishining nigohi pok bo'lsin, so'zi pok bo'lsin, o'zi pok bo'lsin. Ana shu kishi haqiqiy musulmon bo'ladi. Tushundingizmi? سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين